Evet, geldik. Can kurtaran arkadaşlar. Erol Taş'ın kahvesinin olduğu yere gideceğiz. İstanbul çok güzel şu anda. Bak, dünkü gibi değil hava. Gördün mü Özlem? Evet, bugün çok güzel. Yaz bugün geldi. Bugün bak, bulutlar da gitmiş, sis perdesi de gitmiş şeyden. Erol Baba'nın yanına gidiyoruz. Bu arada Fatih Belediyesi Can Kurtaran Sosyal Tesisleri, burası Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu dinlenme tesisleri, sosyal tesisler. Burada çok uygun fiyata böyle manzara eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. Lakin yine kapalı burası. Arka tarafta çok güzel bir bahçesi var. Akıllara zarar. Değil mi? Çok Özlem. Evet, sen çok beğeniyorsun burayı. Evet, İstanbul'da olanlar özellikle gelsinler mutlaka. Tatile gelenler, İstanbul'da işi olanlar ya da gelsin. Eti, bu İBB tesislerin arkadaşlar, ben eti çok sevdiğim için eti çok güzel ve taze. Hı hı. Yani et yemek isteyenler buraya gelsin. Evet. Fiyat olarak da çok uygun. Dediğim gibi çok uygun fiyat. Deniz çarşaf gibi bugün ya. Yüzelim. Ha, yüzelim. Bu arada bu arabanın içinde yüksek ses müzik dinleyenler böyle adamı deli eder ya. Bu ne? Bu nasıl arabanın içinde duruyor bunlar ya Özlem? Bilmiyorum, Allah kafa veriyor herhalde. Vallahi billahi ya. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Hemen Erol Taş'ın kahvesi. Özellikle bir arkadaşımız istemişti. Abi, Erol Taş'ın orayı çeker misin diye. Buradan geçerken şimdi biz de dedik ki, bak 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 nasıl kalkıyor, görüyor musun? Kroyum ama para bende diyenler bunlar. Öküzler. Evet, bakın burası işte dediğim bahçede burası. Size şöyle göstereyim. Çok güzel bir bahçesi var buranın. Oho, mamalara bak, kediler. Aha, bizim Gomizan'ıma benziyor ama suratı şey. Bakın böyle. Daha arka tarafları da var. Burası yazın yemyeşil oluyor. Gel. Bu arada bakın, burada da Ali Baba türbesi, kabri, türbe demeyelim, kabri yazıyor. İstanbul'da bakın ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde Konstantiniyye'ye şehri mutlaka fethedeceğini bildirmiş. Bu fethi gerçekleştiren kumandanın mutlu komutan, güzel komutan, ordusundaki askerleri de mutlu asker, güzel asker olarak adlandırmış. Şehre girerken karşılaştıkları direniş esnasında şehit olan Ali Baba, ruhuna El Fatih arkadaşlar. Sizler de okursanız makbule geçer. Bizler okuduk. Özlem, ayrı mı düştük? Ayran içtik, ayrı mı düştük? Şöyle maskemizi de takalım. Evet, Can Kurtaran meydanı burası. Eskiden bunun üzerinde halkalı sirkeci banyo trenleri geçerdi. Şimdi tabii kullanılmıyor. Sadece farklı amaçlar için, herhalde yük trenleri için kullanılıyor. Erol Taş'ın kahvesi de hemen şu gördüğünüz kırmızı binanın olduğu yer arkadaşlar. Ama şu anda kapalı. Özlem. Özlem bu arada ne yapıyor? Yine bir şeyler kopartıyor. Bak, kameralara yakalanıyorsun şu anda. Kesin yenecek bir ot buldu. Köylü kadın olduğu için her bir şeyi biliyor valla. Nostaljik bir mahalle. Ama Erol Taş'ın kahvesinin... Özlem, şu yamuk durmuyor mu? Yoksa biz bu bakış açısından dolayı mı? Yamuk duruyor değil mi? Evet. Burada eskiden tabelası vardı kocaman, Erol Taş Kültür Merkezi diye. Şimdi onu, o tabelayı kaldırmışlar. Bu şekilde. Olmuş, evet, bu şekilde bakın. Burada benim de çay içmişliğim var. Tabii eskiden böyle kapalı değildi. Şeydi yani, ahşap lambırlar yoktu. Şimdi ahşap lambürler koymuşlar. Burası eskiden kışlaydı arkadaşlar. Şu gördüğünüz
Burcun orası. Askeriyeydi, orası da kapandı. Gel Özlem bir bakalım şöyle. Biraz sokaklarında dolaşalım. Çok güzel nostaljik sokakları var buranın. Allah'ım şu o hale bakar mısın Özlem şuna? Oradan geçmeyeceğiz zaten. Sola gireceğiz de gel sosyal mesafeyi koruyalım. Satılıkmış. Burası yıkılmış. Gel buradan sola gidelim. Biraz caddelerde dolaşalım ya. Eski İstanbul evlerinin olduğu. Yok kalsın kalsın. Benim onunla alıp veremediğim yok şu anda. Gel böyle. Baksana şu. Buraya kafe mi açmışlar? Altı. Kafe gibi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Çok güzel ya buralar. Şimdi birazdan otellerin, motellerin olduğu bölümden geçeceğiz. Burada eski binaları satın alıp, restore edip, turistlerin burası biliyorsunuz Sultanahmet'e, Ayasofya'ya, Beyazıt'a oldukça yakın bir bölge olduğu için turistler genellikle bu bölgedeki böyle pansiyonlar, oteller, motellerde kalıyorlar. Bu arada bu rally mi yapıyor? Özlem sen de bir haftadan beri benle iyi yürüdün ha? Şaka maka. He. Sana bir tane şapka alalım. Güneş geçiyor bence. Şunlar ne Özlem? Şu otelin önündeki ağaçlar ne ağacı? Manolya. Ne? Manolya. Şunlar. Evet, manolya. Allah Allah. Aa, mavi eve baksana oradaki. Baksana bu kubbe gibi bir şey. Bu neymiş acaba ya? Özlem, sence bu ne böyle? Tek bir tane camı var. Değil mi? Gözetleme kulesi gibi bir şey, evet. Oo, Anadolu'ya bak. Özlem bir tane şöyle araba alalım be. Hı? Evet, güneş çarpmaya başladı. Nerede gölgelik var oradan yürümeye başladı bizimki. Şimdi bakın bu binaları, şu sağımda gördüğünüz binalar dışı ahşapla böyle kaplama. İçi bunların betonarme. Bunlar yeniden yıkılıp yapılan evler. Bunların hepsi betonarme. Dışının böyle olduğuna bakmayın. Bunlar betonarme evler. Şu beyazlar. Evet bak orada şeyi çıkmış. Lambürleri çıkmış. Evet altta betonarme. Evet. Bakın. Burada. Eski su vermişler değil mi? Yani kaplanmış ama içi beton. He. Ama beton olmayanlar da var. Mesela şu. Özlem bunlarda tahta kuru olur mu? Olmaz mı? Tahta kuruya ilaç da şey yapmıyor onlar. Vallahi. Bir üredim mi potur potur ürüyorlar ya. Binlerce. Ha? Tahta kurusuyla hiç tanışmadım tanışmak. Tanışmadın mı? Hiç tanışmadım. Baksana şu evlere ya. Allah. Ay şuraya bak. Enfes. Şunlardan alayım dedim ya. Her yerde çıkıyor. Nedir onlar? Bilmiyorum ki ne. Şu bitkiler. Ben her yerde. Ne yapacaksın? Ekecek misin onları? Bırak şimdi bırak. Onların üzerinde kediler dolaşıyor. Buralar tarlalık değil. Hep kediler, köpekler. Baksana şuna ya. Yaşayan var arkadaşlar burada. Şu eski binada bile yaşayan var. Hemen sol tarafımız Halkalı Sirkeci. Eskiden tabii geçtiği tren yoluydu. Hadi yürü bakalım. Lütfen şeyimizi takalım. Biz soda içtik daha. Bu arada o soda da çok özel bir soda. %100 doğal. Üzerinde yazıyor. Bundan al bana. Evet evet. 8 TL. Aa. Ya. Niye? Başka soda mı yoksa? Dedim doğalını içsin. Mineral lazım. Bugün çok gözü dolaşacağız. Thank you. Niye? Ötekiler karışık mı?
Ya ötekiler %100 doğal değildir bence de, bu %100 doğal bu. Kızılay'ın kınık. Kızılay'ınkiler güzel de orada yoktu Kızılay kınık. Farklı markalar vardı. Onlar %100 doğal değildi, bunu aldım. Özlem şuna baksana. Aa bak buraya lokanta yapmışlar. Alt, kafe. Kafe yapmışlar, çok güzel. Ama yukarısı çok. Evet. Baksana bu sokağa. Evet gel bakalım, eskiden buradan bunun üzerinden tren geçiyordu. Benim kafa da değiyor ha. Akbıyık Camii. Bak burası da Akbıyık Camii'siymiş. Mesela ben yazarken hep cami diye yazıyorum. Bak iki i görüyor musun? Cami. Cami. Ahır kapı demir yolu üzerinde yapılmış. Şu karşıdakine baksana, neresi orası acaba? Bak devlet dairesi gibi ha. Aynı şeyde Özlem, bak bu neyin tipi biliyor musun? Yalıların hani yalıları. Boğaz'da yalılar oluyor ya. Baksana şu yeşile. Greenhouse. Ha, Amerika'daki greenhouse. Gel. Evet burası da çok güzel. Bak ne güzel yapmış adam. Altı kafe, üstü fish home. Ahır kapı balıkçısı. Özlem şimdi 10 yıl geçse burada gelip balık yer misin? Bilmezsin mesela değil mi? O turistler biliyor ağzının tadını. Bak aynı Alaçatı'daki gibi mi, mavi, beyaz, tahta, ahşap iskemleler. Aynı Alaçatı'ya benzetmişler. Selamünaleyküm. Merhabalar. Evet burada da bir tane. Sit alanına girmiş bir tane. Evet bakın orada yazmış, bu sokakta izinsiz kazı yapmak yasaktır. Tabii sit alanı buralar. Eski İstanbulluların oturduğu yer ya Özlem bu bölgeler. Burada bak kazı yapmak falan sit alanı olduğu için. Evet. Gördün mü bak, içtiğin halde nasıl gaz çıkartıyor. Bir daha açtığın zaman kapağını. Gaz çıkartmıyor. Bilmem. Demek ki mide, midende gaz yok demek ki. Şimdi yavaş yavaş arabamıza gidelim. Vay 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 vay. Şu siyaha bakar mısın? Değil mi? Çok sakin ya, gel. Gel fıstık. Efendim? Kuzguncağ mı? Gideriz. Aa karşıya geçemem ben ya. Sevmiyorum ben. Karşı tarafı. Niye? Ne bileyim ben çok... Yani devamlı gitmediğimiz için, Avrupa yakasına alışkın olduğumuz için... Oralara gittiğim zaman böyle sanki... Ne bileyim ben. Yabancı gibi hissediyorum ya. Ama gideriz yine. Bir gün gideriz. Şuna bak, şuna nasıl yiyor, şuna bak. Ne yiyor, makarna mı? Burası çıkmaz sokak mı? Gel buradan gidelim, gel. Bak makarnaları götürüyor, bizimki makarnanın suratına bakmaz. Çıkıyor. Baksana ne güzel. Ya tamam. Bak mahalle kültürü devam ediyor buralarda, biliyor musun? İnsanlar. Çok güzel ya. Selamünaleyküm. Burada evlere hapis yok herhalde. Var mı? Kapı ne var? Doğru diyorsun. Ha, ne güzel. Ama ağızlarında şey yok. Kapının. Ay miyav. Ah. Burası kedi cenneti. Pıs pıs. Burada kesinlikle bir şey veriyorlar bunlara ki. Bak, mahalle bakkalı. Ha?
Özlem biz alışmışız koca binalar içinde. Bak burada insanlar ne kadar özgür. Mutlu. Mutlu. Biz hep bir koşuşturma içine girmişiz. Tamam mı? İki insan da konuşabiliyor. Bizim mahallede kaç kişi bu selam veriyor? Değil mi? Apartmana giriyorsun selam veriyorlar mı? Aynen valla. Mahalle ya, kültüründe. Değil mi? Bak. Bir artı bir, bir altta bir üstte. Kalçı ararız. Çadırvan çıkmadı. Baksana şu sokağa Ezen. Oo, burası kolalara yığmış. Şimdi cuma günü şey ya. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Aleykümselam, sağ olun. Ya. Cuma günü tekrardan sokağa çıkma yasağı var ya Özlem. Ondan dolayı şimdiden kolaları yığmış oraya. Şimdi bu tür yerlerde de bir de kola tüketimi de şok olur. Hemen şurada bak, şuradan gidince geleceğiz. Burası da evet öğretmen evi. Bu karşınızda gördüğünüz kırmızı bina. Burada halamın oğlunun düğünü yapılmıştı. Hangisi? He. E bir kök alalım oradan, gel. Kökle olmuyor gül. Anlamıyorum. E ne yapacağız be? Gel gel gel, şimdi çıkartma zaten. Kamera açık, vallahi çiçek hırsızlığından dolayı içeri atarlar bize. Evet, ufak bir can kurtaran gezisi sizler için yaptık arkadaşlar. Sokaklarını, eski binalarını hem bizler de görmüş olduk. Şimdi yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz. Çok güzel bir gezi oldu. At, at çöpe. Gel bu kez buradan gidelim. Heh. Dün de bu bölgeye gelmiştik, geçmiştik. Lakin buranın çekimini yapmamıştık. Havada dün çok sis vardı. Şimdi Kadıköy'de neredeyse, yani gözlerimiz biraz daha iyi olsa Kadıköy meydanında gezen insanları göreceğiz buradan yani. Yani o kadar net. Evet. Bak adaların orada yine biraz sis var ama. Görüyor musun Özlem? Neden? Hava ısındığı için, evet. Bu arada bana bak, yine bir motor çıktı karşımıza. Valla bunlar seni tarif ediyor. Alacağız motor. Bizim arabanın yanına birisi gelmiş. Neyse arkadaşlar, hepiniz kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.